Selam herkese, ben Emre. Arkadaşlar bugün sizlere oyunlarda maksimum FPS ve performans almanızı sağlayacak Nvidia kontrol panel ayarlarını göstereceğim. Arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çıkmaması için lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyiniz. Ayrıca videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle arama yerine gelip Nvidia kontrol panel yazın. Ondan sonra arkadaşlar ilk önce görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmına geliyoruz. Burayı benim tercihlerimi kullan ve şuna önem ver dedikten sonra performans alıyoruz ve uygula diyoruz. Ardından masaüstü renk ayarlarını ayarla kısmına geliyoruz. Arkadaşlar burada Digital Vibrance dediğimiz bir ayar var. Digital Vibrance dediğimiz ayar oyunlarda renklerin daha canlı görünmesini sağlayarak düşmanlarınızı daha rahat görebilmenizi sağlayacak bir ayardır. Bu ayarı arttırmanız oyunların canlılığını daha da çok arttıracaktır. Benim size önerim bunu %70'e çekmeniz. Ondan sonra geldik en önemli ayarlarımıza. 3 ayarların yönetilmesi kısmına geliyoruz. Arkadaşlar burada söyleyeceğim ayarları tek tek yapmanız lazım. Görüntü ölçeklendirme. Kapalı yapıyoruz. Arka plan uygulaması maksimum kara hızı. Kapalı yapıyoruz. Bağlantılı optimizasyon. Otomatik. Birden çok kareli örneklendirilmiş kenar yumuşatması. Kapalı. CUDA, GPU'lar tümü. DSR, çarpanlar. Kapalı. Doku süzme kalitesi. Yüksek performans. Doku süzme eş yönsüz örnek optimizasyonu açık. Doku süzme negatif load tercihi izin ver. Doku süzme triliner optimizasyon açık. Düşey senkronizasyon kapalı. Düşük gecikme oranı modu ultra. Eş yönsüz süzme kapalı. Gölgelendirici ön bellek boyutu devre dışı. Güç yönetimi modu maksimum performans. Kenar yumuşatma FX AA kapalı. Kenar yumuşatma gamma düzeltmesi açık. Kenar yumuşatma mod kapalı. Maksimum kare hızı kapalı. Ortam kapatma kapalı. Önceden oluşturulmuş sanal gerçeklik 1-3 ara bellekleme kapalı. Arkadaşlar 3D ayarları yaptıktan sonra tekrardan arama kısmına gelip denetim masası diyoruz. Ardından donanım ve sese geliyoruz. Güç seçenekleri diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada size ne olursa olsun bunu yüksek performansa almanız lazım. Yüksek performansı alırsanız oyunlarda daha fazla FPS kazanırsınız. Bunu da yaptıktan sonra artık burayı da kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.